Evet, mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bir hafta ara diyeceğim ama biz geçen hafta oda seçimleri olduğu için programımızı diğer arkadaşlarımıza vermiştik. 15 gün oldu. 15 gün aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, malumunuz üzere sevgili izleyenler, aslında futbol maçları devre arası, ara dönemdeyiz. Ama bunun dışında salon sporları ve diğer aktiviteler devam ediyor. Ben hemen programın girişinde sizlere bu hafta oynanan ilimizin de işte basketbol ve handbol maçları devam ediyor. Bunlarda alınan sonuçları aktaracağım. Daha sonra konuğumla birlikte futbola döneceğiz. Hemen basketbolda biliyorsunuz Kadınlar Süper Ligi'nde Elazığ İl Özel İdare Spor mücadele ediyor ama maalesef onlar da çok kötü günler geçiriyorlar. Son hafta ümitliydik. Antalya'ya gittiler. Onlar da devre arasının, yani ilk devrenin son karşılaşmasını Antalya'da 07 basketbolla oynadılar ve maalesef bu karşılaşmayı da 63-58 gibi bir skorla kaybettiler ve ümitlerini ligde hayli yitirdiler. Dün haberlerimizde de izlemişsinizdir. Baş antrenör Hakan Acar'la da yollarını ayırdılar. Bakalım bundan sonraki süreçte Elazığ İl Özel İdare Spor nasıl bir yol izleyecek? Bizler de sizler gibi bekleyip göreceğiz. Yine basketbolda biliyorsunuz bölgesel ligde bir kadın takımımız daha var. Elazığ Basketbol Kulübü. Bunlar da 5'te 5 yapmışlardı 6. maçlarına. Onlar da devre arasında ve ilk devrenin ilk karşılaşmasına gitmişlerdi. Ankara'da Diba Spor'la karşılaştılar. Bu karşılaşmayı 67-62 kazanarak 6'da 6 yaptılar. Ve çok önemli bir başarı elde ettiler. Bundan sonra geride kalan maçlarını kazandıkları takdirde onlar da playoff oynama şansı elde edecekler. Handbolda bir takımımız birinci ligde var. Kadınlarda SYK, yani Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü. Onların maçları yok devre arası ama ikinci ligdeki maçlar devam ediyor. Erkeklerde ikinci ligde Elazığ Gençlik Spor Kızıltepe Spor Lisesi'ne konuk olmuştu. Bu karşılaşmayı 36-32 Kızıltepe Spor Lisesi kazandı. Ama kadınlarda çok müthiş bir başarı elde ettiler. Çok farklı bir galibiyet. Kahramanmaraş'ta oynanan karşılaşmada Elazığ Gençlik Spor Kulübü Genç Bilişimi, Kahramanmaraş Genç Bilişimi 34-15 gibi çok farklı bir skorla mağlup ederek haftayı onlar da galibiyetle kapattılar. Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Evet, bugün stüdyomuzda sevgili doçent doktor Eyüp Yıldırım hocam var. Eyüp Yıldırım hocam biliyorsunuz Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi ve aynı zamanda Dilege AŞ Fırat Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nün de başkanı. Malumunuz üzere Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele ediyorlar. Onlar da grubu lider olarak tamamladılar ilk devreyi. İkinci devreye hazırlanıyorlar. Hocama ve bizlere soracağınız soruları birazdan ekranlarınızda olacak. Evet, şu anda ekranlarınızda gördüğünüz WhatsApp hattımızdan bize soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Biz de burada dilimiz döndüğü kadar sizlere aktarmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyisiniz hocam. İyi, çok şükür. Evet. Sıkıntı yok. Tebrik ediyoruz hocam. İlk devreyi lider olarak tamamladınız. 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle iyi bir şekilde lider olarak tamamladınız. Puan 19. 19 puan. Evet, 19 puanla lider olarak tamamladınız. Bir genel olarak takımı değerlendirirseniz neler söyleyeceksiniz hocam? Şimdi Yusuf Hoca Bey, Yusuf Bey, ben böyle bu değerlendirmeye başlamadan önce... Hocam iyi ki hatırlattınız. Ben de not almıştım, unuttum. Hakikaten bu sabah üzüntüyle başladık. Maalesef. Hakikaten Ahmet Çalık, çok etkilendik. Yani sonuçta bir tanışıklığımız, bir şeyimiz falan yok ama
Yani yıllardır Gençler Takip Birliği'nde, ettiğiniz. tabii Galatasaray'dan milli takımda, işte en sonunda Konyaspor'da çok başarılı sezonlar geçiriyordu. Yani elim bir trafik kazası sonucu Evet. hayatını kaybetti. Buradan ailesine, sevenlerine, Konyaspor kulübüne ve tüm Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin. Hakikaten çok üzdü bizi. Evet hocam. Mekanı cennet olsun diyelim. Hocam iyi ki hatırlattınız. Ben not almıştım. O, aslında öyle başlayacaktım ama daldım. Unuttum daha doğrusu. Hakikaten üzüntüyle başladık. Ben sabah iş yerine gittiğimde işte açıyoruz, bakıyoruz şeylere, haberlere falan baktığımda haber düşmüştü. Sabah 9 sıralarında işte Evet. Ankara'dan Konya'ya dönerken tabii Evet. görüntülerde izledik. Bir trafik kazası. Biraz suratlıymış rahmetli. İşte diz çok dikkatli olmak lazım. Maalesef. İşte evet. Elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Ahmet Çalık milli takımda izledik. Hakikaten efendi de bir kişiliğine yani tanıdığımız kadarıyla Tabii canım, biz de fazla kesinlikle. Yani tanımıyorduk ama aynen. gözlemlediğimiz kadarıyla efendi bir kişiliğe sahip biriydi. Sevildiği de belli. Elazığ'daki bütün kulüpler de hemen hemen başsağlığı diledi. Evet. Ülke genelinde Sosyal herkes medya başsağlığı hesaplarından. dileğinde bulundu. Biz de kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı Amin. diliyoruz. Takdir ilahi deyip Aynen öyle. hayata devam edeceğiz. Yani Evet hocam. aynen. Vadede olunca bir Evet. şeyler bahane oluyor. Evet. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi biz Dilegi Ayşe Fırat Üniversitesi Spor Kulübü olarak son 2 yılı olmak üzere böyle tamamen kendine bir hedef çizmiş bir yapı içerisinde bir üst ligi, yani profesyonel ligi hedefleyen, bunu da hedefleri içerisinde gösterirken tamamen şeye bağımlı olarak, yani tek amacımız şu memlekete bir profesyonel takım daha kazandırmak. Öz kaynaklarla. Kesinlikle. Yani öz kaynaklar Yani ağırlıkta. büyük ağırlıkla. Büyük ağırlıkta. Öyle Büyük diyelim. ağırlıkta. Yani Yani ki öz olması kaynak gereken derken, de o tabii yani. yani Yani. öz kaynak derken mesela büyük bir çoğunluğu bizden mezun öğrenciler, ya okuyan öğrenciler, Evet. bir 5-6 da dışarıdan böyle takıma katkı sağlayabileceğine inandığımız, hem duruşuyla hem kişiliğiyle hem futboluyla katkı sağlayacak Evet. kişiler tespit edilip transferler doğrultusunda böyle iyi harmanlanmış bir takım olarak bir görüntü verdik ilk yarıda. Tabii ki bu şey açısından baktığımız zaman ligin aslında ikinci yarısı daha sıkıntılı maçlar şeklinde geçecek. Gerçi biz ilk yarı böyle bütün deplasman maçlarımızı demeyeyim de ikinci devre sadece bir Bismil 21 deplasmanımız var. Tabii Evet. onların da o döneme kadar ki pozisyonları da önemli bizim için. Bir de Ama Dersim, grubun en zayıf takımı ama ya hocam. şu anda öyle gözüküyor, puansız Evet. bir takım. Bir diğer işte Dersim Spor deplasmanım var. Onun dışında kalan 6 müsabakayı yani İçeride. kendi sahamızda değil diyelim. Çünkü bizim mevcut halihazırda bulunan 3 tane Bal Ligi takımımız deplasman sayıldığı için Evet. yani kendi sahamızda oynayacağız. Bu aslında bizim için bir avantaj gibi gözüküyor ama inşallah öyle Evet. olur. Çünkü biz hem takım olarak hem hoca kadrosu olarak hem yönetim kadrosu olarak bunun bilincindeyiz ve tüm hedeflerimiz diyelim, tüm çalışmalarımız bu yönde. Bu mevcut avantajı kendi lehimize çevirmeye gayret göstereceğiz. Şimdi şey açısından baktığımız zaman bu yıl hakikaten Bal Ligi zor bir lig. Evet. Hem maddi açıdan hem manevi açıdan hem mücadele anlamında hakikaten zor bir lig. Evet. Baktığın zaman şu lig içerisinde şunun bilincindeyiz biz. Yani bir nebze olsun biraz da artık geçmişten gelen bir
futbolculuk, işte ondan önceki dönemde, sonraki dönemlerde belli bir müddet antrenörlük, belli bir müddet işte yine yöneticilik falan böyle ister istemez bir tecrübeye sahip oluyorsun. Ve gözlemlerimiz doğrultusunda da baktığımız zaman çok çok böyle maddi harcamalar yapıp da çok üst düzey futbolcuları getirmek yetmiyor. Hani hep böyle konuşulur, böyle spor programlarında olsun veya spor yorumcuları arasında olsun hep böyle kadro mimarlığından bahsederler. Yani futbolcuya dayalı mı bir sistem, hocaya dayalı mı bir sistem veya sisteme dayalı mı bir futbol? Yani bunları hakikaten iyi etüt etmek gerekiyor. Hocam bir de bütçeniz, yani bütçeyi aştığınız, yani gelirlerle giderleriniz tabii dengelenmediği vakit, zaman tabii sıkıntı bugün oluyor. Bugün olmasa yarın başınız, şimdi kesinlikle. Şu anda Türkiye'deki bütün kulüplerin başında olan sıkıntı o. Aynen yani. Öyle, yani kendi bütçene göre bir harcama yapmak ve biz bunu hakikaten o kadar çok güzel başardık, öyle söyleyeyim. Uygun fiyatlara çok kaliteli futbolcular transfer ettik. Evet. Çok kaliteli futbolcuları kendi bünyemizde barındırdık. Geçen seneden de zaten çok kaliteli bir takımımız vardı. Bu sene de o mevcut durum içerisinde biraz üzerine takviye yaparak daha güçlü bir şekilde lige hazırlandık, giriş yaptık. Ve çok şükür bunun semeresini 9. hafta sonunda lider olarak tamamlayarak bitirdik. Şimdi kadro mimarlığından az önce söylemiştik, bahsetmek istiyorum. Şimdi biz kadro mimarlığı derken az önce dediğim gibi böyle çok büyük meblağlar harcayarak, çok büyük paralar harcayarak bu iş olmuyor. Ben özellikle şunu söyleyeyim, bu ligin en önemli etkenlerinden bir tanesi çok iyi kadro kurup da mücadele etmiyorsan bir farkındalık yaratamıyorsun. Şu ligde eğer mücadele edip biraz da top hakimiyetin, top kullanma becerisi elde edebiliyorsan hakikaten belirli bir farkındalık çıkıyor ortaya. Biz hem topu böyle üçüncü bölgeye çok hızlı götürebilecek bir yapı içerisinde, bir oyun sistemi, bir oyun mentalitesi içerisinde. Hakikaten mesela biz Bülent Hoca'yla da anlaşırken, Bülent Hoca'yla da konuşmalarımızda bunu göz önünde bulundurarak futbolcu transferlerini yaptık. Topu birinci bölgeden üçüncü bölgeye çok seri bir şekilde götürüp ve orada bir takım bir şekilde bunu sonuçlandırmak. Tabii bununla ilgili eksiklerimiz yok mu? Var. Nasip olursa onları da bu devre arasında tamamlayarak ikinci yarıya daha güçlü bir veya daha dinamik, daha aktif veya girdiği pozisyonları daha net kullanabilen bir ekip yaratma doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu ligdeki diğer takımlara da bakacak olursak hakikaten zaten az çok şeyi böyle puan tablosunu takip ettiyseniz. Evet, puan tablosunu Elazığ, sevgili Mustafa Hocam, ekranlarımıza olsun, verelim. Bir Yol puan Spor, tablosunu, evet. Hakikaten küçümsenemeyecek bir başarı elde etti. Evet. Yani onlar da tamamen böyle öz değerlerle bir şekilde bu ligde bir takım kurup ve bu takım doğrultusunda mücadele etti. Ve hakikaten de çok iyi mücadele de ettiler. Bir Kovancılar Spor, böyle spor kamuoyu içerisinde biz bunu geçmiş dönemlerde de hep böyle yaşadık. Evet. Bir dönem bizim hatırlarsanız ikinciliğe Fırat Üniversitesi olarak çıktığımız dönemlerde de böyle hep kendi gençlerimiz üzerinden bir şekilde yola çıktığımız zaman bu takımların işte kümeye düşmeyeceğini, bunların işte üçüncülükte tutunamayacağını dedikleri dönem takım ikinciliğe çıktı. Evet. Yani şu yapı içerisinde böyle spor kamuoyunda böyle hep zayıf halka olarak Kovancıları bir şekilde göstermeye çalıştılar ama helal olsun çocuklara, çok iyi bir duruş sergilediler ve çok iyi mücadele ederek kıt kaynaklar içerisinde büyük bir çoğunluğu Kovancıların kendi öz şeyinden yetişmiş, evet, çocuklar
hakikaten sonuna kadar çok iyi mücadele ederek küçümsenemeyecek bir yerde ve çok iyi puan toplayarak böyle ligi 5. sırada tamamladılar ilk yarıyı. O tabii, da bir futbolcular da Diyarbakır Spor'a gitmiş hocam. Tabii, asıl tabii. Önemli bir oyuncuları. Evet, Fethi Ahmet Kantarcıoğlu. Ümit bağladıkları bir oyuncu. Hakikaten Kovancılar beni de şaşırttı. Yani biz niye şaşırdık hocam? Şimdi sizin söylediğiniz cümlelerden yola çıkarsak, mesela ben de şaşırdım. Oynadığı futbol, aldığı, topladığı puan bizi şaşırttı. Çünkü son haftalarda toparlandılar. Hocayı, Samet Hoca bile mesela son haftalarda mesela şey oldu. Bir hafta kala mı? Yani kısa bir süre kala anlaştılar, tekrar şey oldu. Ama evet, süreyi, kısa bir sürede düzgün tam bir hazırlık dönemi de geçirmemelerine işte rağmen. Ondan dolayı sıkıntılar ondan dolayı yaşandı. İyi evet. Bir futbol yani sergilediler, öyle söyleyeyim. Evet, başarılı bir futbol sergilediler. Şimdi burada baktığın zaman ligde 12 Bingöl olsun, işte Dersim Spor olsun, hakikaten kaliteli kadrolar kurmuşlar, hocam, çok büyük meblalar harcamışlar. Evet. Özellikle 12 Bingöl Spor. Evet. Son yani, maçımız onlarlandı. Evet, son maçımız onlardaydı ama işte bir 90. dakikada evet, şanssız bir penaltı golüyle aynen maçı berabere bitirdik. Yani ikinci devre daha da şey, evet, geçeceğe benziyor. Benziyor diyorsun. O zaman evet, ben bir puan durumuna aktarayım. Şimdi Fırat Üniversitesi bakıyoruz, lider. Yani şunu da belirtelim, belki ilk defa bölgesel amatör futbol ligi'nden bilgisi olan izleyicilerimiz. Şimdi Türkiye'de kaç grup vardı toplamda hocam? Kaç 9 bölge? 9 bölge. Bölge pardon. Evet, evet, 9 bölge. Bu 9 bölgenin hepsi üçer grup. Üçer grup. 9 bölge, her bölgede de üçer grup üçer var. Üçer grup var. Biz de 1. bölge 3. grupta oynuyor Elazığ takımları. 3 tane Elazığ takımı bölgesel amatör futbol liginde mücadele ediyor. Biri Fırat Üniversitesi, biri Elazığ Yolspor, diğeri Kovancılar Spor. Bunun dışında diğer takımlar zaten komşu illerden oluşuyor. Biri Dersim Spor, biri 12 Bingöl Spor. Bingöl'ün iki takımı var. Bir de Karlova Yıldırım Spor. Üç tane de Diyarbakır takımı var. Bismil 1936, Çınar Belediye ve Bismil 21 Spor. Evet. Yani bu 9 takımdan oluşuyor. Şimdi Fırat Üniversitesi 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 19 puanla lider durumda. Akabinde Yolspor takip ediyor. Yine bir Elazığ takımı, Elazığ Yolspor. Onlar da 15 puana sahipler. 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetleri var. Akabinde Dersim Spor 14 puanda. Dersim ve Bingöl Spor 14'er puandalar. Onlar da 4'er galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip iki takımda. Kovancılar Spor 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip 11 puanı var. 5. sırada 6. Bismil 1936 10 puanı var. 7. Çınar Belediye 10 puana sahip. 8. Karlova Yıldırım 5 puanı var. 9. Bismil 21 1 puanı var. Evet hocam, diyorsunuz bu tablo ikinci yarı biraz daha zorlaşacak maçlar. Tabii şimdi kümeye düşmemeler oluyor. Şimdi bir de evet, kümeye düşmemeler içerisinde baktığın zaman böyle son sıradaki takım formatında değil. Yani evet, her ilin kendi takımı kendi arasında değerlendiriliyor. Sonda kalan takım kümeye düşüyor. Bir üstteki baraj maçı oynuyor. Evet. Ne bileyim yani şimdi diğer tarafta bakıyorsun, işte Diyarbakır takımları var 3 tane. Bunlar hem üstü zorlamaya çalışıyor, o yetmezmiş gibi bir de kendileri arasında kümeye düşmeme noktasında ciddi bir rekabet içerisine giriyor ve alabildikleri her türlü puan noktasında kâr sınarak sahaya çıktıkları için evet, yani bu dönem, ikinci dönemdeki maçların daha zorlu geçeceği kanaatindeyim. İlk devrenin son haftasında Bingöl Fırat Üniversitesi 1-1, Bismil 1936 3, Kovancılar 1, Yolspor 2, Dersim Spor 1. Bu maçı izlediniz mi hocam? Yok, biz o sıra Bingöl'deydik. O sıra doğru, aynı şeye denk gelmişti. Bismil evet, 21-0, Karlova Yıldırım 0. O da berabere bitmiş. Önümüzdeki yani ayın 30'unda maçlar başlıyor.
12 Bingöl, Karlova Yıldırım Spor, yani Bingöl'ün iki takımı oynayacak. Evet. Karlova Yıldırım herhalde artık havlatmış olabilir diye düşünüyorum ama belli de olmaz. Tabii küme düşme de var diyorsunuz. Var. Orada, yani evet. Şeyin gücü yok o kadar Karlova Yıldırım Spor'un. Daha böyle çok yöresel bazda kendi böyle genç çocuklar üzerinden şey yapıyorlar. Geçen yıl çok iyi bir takım kurmuşlardı. Evet. Geçen yıl da bizle çekiştiler ama bu sene biraz küçülmeye gittiler. Öyle söyleyeyim. Bismil 21 en zayıf ekip. Kovancılarla oynayacak ilk hafta. Kendi sahasında Çınar Belediye Dersim maçı var. Bu maçta zorlu geçebilir. Ve Yozspor Fırat Üniversitesi. Karşılaşmaları oynanacak. Evet. İnşallah hocam, yani siz takviye düşünüyor musunuz hocam? Düşünüyoruz. Yani mevcut durum içerisinde şimdi forvetle yollarımızı ayırdık. Ayvaz'dan yollarımızı ayırdık. Şu mevcut durum içerisinde bir forvet, bir orta saha eğer olursa, bir ikinci orta sahayı da duruma göre böyle bir fırsat transferi falan düşerse, takıma katkı sağlayacağına inandığımız birileri olursa onu da düşünebiliriz. Ama şu anda bir forvet, bir orta saha düşünüyoruz. Evet, sponsorunuz var Dile Yağışı hocam. Evet. Ya sponsorluk önemli çünkü kesinlikle. Şu anda bakıyoruz Elazığ Spor'un bile şu anda bir göğüs reklamı yok, bir isim hakkı yok. Maalesef oralar sıkıntılı. Ama bu zamanda sponsor bulmak çok önemli. Kesinlikle. Yani bugün baktığımız zaman yani memlekette bazı şeyler böyle çok ikili ilişkiler üzerinden yürüyor. Halbuki şu memlekette ticaret yapan kişilerin ya bir şekilde sadece ticarete yönelik değil, o bölgedeki kültürel faaliyetlere, o bölgedeki sosyal faaliyetlere de bir şekilde yardımcı olması gerekiyor. Yani belli bir bütçelerini bunlara da ayırması sosyal gerekiyor. Sosyal bir sorumluluk. Kesinlikle bu bir sosyal bir sorumluluk dediğimiz gibi. Bu noktada da sağ olsun ortak bir arkadaşımız vardı, Seyfettin Candemir diye. Bunun üzerinden sağ olsun Ömer Bey, kendisi yurt dışında, buraya da gelip gidiyor tabii ki. Ahmet Bey, bunlar Dile Yaşen'in yönetim kurulu başkanları ve as başkanları, ikinci başkanları. Hakikaten yani bize azımsanmayacak şekilde katkı sundular. Buradan da tekrar tüm seyircilerimizin, tüm izleyenlerimizin huzurunda onlara teşekkürlerimizi örnek sunuyoruz. Örnek olması lazım. Yani tabii kesinlikle. Biz yani artık son yıllarda organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımızla övünüyoruz. Ama maalesef bunlarda bir sosyal sorumluluk. Bakın ülkede bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Bu gençleri özellikle kötü alışkanlıklardan korumak lazım. Şimdi kesinlikle. Buraya geldim hocam. Malumunuz bugünlerde biliyorsunuz bu Suriyelilerin bir işareti var ya, kılıçlı falan böyle bir şey. Geldim, bütün gelen şeyler genelde o konuda. İşte arabaların arkasına amblem yap. Onları da çekmek lazım. Yani bunları sporla ancak, değil mi, sporu kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi kendi çocukluk dönemlerimizi şöyle bir hatırlayalım Su abi. Yani o dönemler içerisindeki mevcut semt sahaları olsun, semt sahaları derken şu anki gibi toprak böyle sahi modern şekilde değil. Yani görmüş olduğunuz herhangi bir tarla veya sokak arasında falan. Okul bahçesi. Yani sürekli okul bahçelerinde falan ister istemez bir aktivite içerisine girebiliyorsun. Ama evet, günümüze gelinceye kadar hem gelişen ve değişen teknoloji insanları ister istemez daha böyle durağan, daha statik bir yaşama itiyor. Evet. İşte bilgisayara veya sosyal medyaya bağımlı bir nesil yetişmeye başlıyor baktığın zaman. Bu da bir toplum için, hakikaten bir nesil için en büyük tehlikelerden bir tanesi. İşte bu bölgede ticaret yapan, bu işlerden para kazanan bireylerin
sorumlulukları da bu insanlara karşı da bir sorumlulukların olması veya bu insanlara karşı da bir sorumluluk bilinci içerisinde olmaları gerekiyor. Hakikaten evet. Dediğimiz gibi biz Ömer Bey'le de biz Ahmet Bey'le de bu Dilek-i Ayşe'nin patronları diyeyim yani biz bunlarla muhabbetimizi yaparken kişilerin de aslında söylemiş oldukları şeyler bunlardı. Bunlar üzerinden yürüdüler adamlar. Yani biz bu memlekette memleketi zaten buranın insanları, buranın vatandaşlar ama yurt dışına bir şekilde yerleşmişler ve şu memlekete sadece bir ticaret veya bir iş alanı edinmek için değil, bu bölgedeki gençlere de bir fayda sağlama noktasında da ellerini taşın altına soktular. Hakikaten bu noktada da kendilerine tekrardan yani böyle sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yani dediğimiz gibi sponsorluk önemli. Her şeyi evet. Bir devletten veya her şeyi bir kulüpten veya her şeyi bir kurumdan beklememek gerekiyor. Şehrin ileri gelenlerinin de bu tarz şeylere bir an evvel eğilim göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu noktada tekrardan hakikaten bize sponsor olan Dilek-i Ayşe yönetimine de tekrardan teşekkür ederim. Yani sağ sporun olsunlar. Her dalına olmak lazım. Kesinlikle, yani kesinlikle. Bunu sadece şey olarak da... Tabii. Yani bunu handbol düşünün. Bak burada Elazığ'da 3 tane handbol takımı var. İşte 2 tane basketbol takımı var. Voleybol takımlarımız var. 2 tane voleybol takımlarımız bireysel var. Bireysel sporda, boksta mesela bireysel sporlarda aynen. Şimdi bakıyorsun işte Cemil Döndü hocamız buradaki Türkiye şampiyonasında gençlerde şu an yine Kırşehir'deler. Evet. Bakıyorum böyle takip ediyorum. Kaç tane sporcumuz yarı finallere kalmış. Çeyrek evet. Finallere yükselmişler. Yani ya bir şekilde... Bir yerde bir şeylere ciddi bir şekilde böyle bir eğilim gösterdiğin zaman başarı da beraberinden geliyor. Evet. Yani sadece şey olarak düşünmemek lazım. Bunu sadece futbol. Yani Allah nasip eder bana ben Elazığ'ın bir diğer profesyonel takımı Elazığ Spor ve Karakoçan'dan sonra bir üçüncü takım da inşallah ben olurum. İnşallah. Fırat Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü olarak Dilek-i Ayşe Fırat Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü olarak. Olayı sadece futbol olarak da düşünmek istemiyorum ben. Evet. Burada diğer salon sporları olsun, diğer bireysel sporlar olsun. Bir şekilde bunları da bir katkısı olarak kalkındırmak istiyorum. Onlara da bir el uzatmak istiyorum. Mesela dün bir haberimiz vardı masa tenisiyle ilgili Fırat Üniversitesi bu konuda ki, okul olarak yani hakikaten üniversite olarak da hocam avantajlısınız. Çabuk ulaşabiliyorsunuz yani ulaşılabilir yeter ki o ortam sağlansın işte masa kesinlikle. Tenisiyle ilgili veya bir sürü sporun branşı var ya. Ya şimdi bizim spor bilimleri fakültesi içerisinde baktığın zaman 1500'e yakın bir öğrenci potansiyelimiz var. Evet. Bu 1500 öğrenci 1500 tane sporcu demek. 1500 tane sporcu değişik branşlardaki aklına gelebilecek tüm branşlarda sporcu portföyüne sahibiz zaten. Evet. Yani bu yetmezmiş gibi yine şehir içerisinde hem gençlik spor bünyesinde hem diğer kulüpler bünyesinde hakikaten çok ciddi eğitimler veren veya... Şu anda sporcu taraması yapıyor tabii, mesela. Tabii kesinlikle. Spor. Aynen. Sporcu taramaları yapan bu konuda hakikaten takdir de etmek lazım yani. Ya bir şekilde şu memlekette her branşta üst düzey sporcular yetişiyor. İşte bunlara destek olmak lazım. Mesela evet. Bunları belediye üzerinden, EBOAŞ üzerinden sahip çıktılar. Badminton olsun, işte evet. Boks olsun, ne bileyim böyle bu şeylerle ilgili birkaç spor branşı falan olsun. Ya bir şekilde desteklemeye başladılar. Bunu sadece işte bir gruptan veya bir kurumdan beklememek gerekiyor. Yaymak lazım. Bunu yaymak bundan lazım tabii çalıştım. İşte aynen. Yani sponsorluk aslında evet. Önemi, ehemmiyeti burada ortaya çıkıyor. Yani sadece o bölgede iyi ben ticaret yaptım, kazandım. Kaldı. Ticaret yaptım kazan. Kalmasın. Biraz da o kazandığın ildeki gençliğe bir sosyal sorumlulukların var senin. Sahar Putbibek çünkü... Elazığ Karakoçan'a da bu bir örnek mesela. O da tabii, bir tabii, örnek. Tabii. Kesinlikle. Yani başında şey var. Sonra şeyden gelen bir yurt dışında o da siz aynen anlattığınız gibi ben mesela Dilek Yaşen'in şeylerini tanımıyorum ama orayı tanıdığım için
Yurt dışından iş adamı gelmiş, burada bir takım almış, ona işte Elazığ'ın bir firması destek vermiş. Yine kendi yöresinden bir firma daha vardı, şu anda ismi aklıma gelmiyor. Onlar da sponsor oldular. Yani böyle olmak lazım ki... Kesinlikle. Yani bunu tüm amatör bazda bir şekilde sahiplenip de o yönde bir yatırımların olması da gerekiyor. Yani sadece bunu 3-5 tane takım üzerinden değil de evet. Yani şurada 150'den fazla yanlış hatırlamıyorsam kulübümüz var. Tabii. Yani en azından bunları böyle mümkün olduğunca sadece işte belediye değil, sadece il özel idare değil veya sadece ASKF üzerinden böyle sadece yani bir malzeme dağıtımı noktasında değil. Bunları daha da genişletirerek o insanların böyle normal ihtiyaçlarını, günlük yaşantılarını veya senden alıp da farklı bir alana götürmeyecek şekilde o çocuklara katkı sağlayabilecek ortamların da hazırlanması gerekiyor. Evet. Yani yani yapmış olduğumuz en büyük hatalardan bir tanesi bu. Bu çocuklar, bu gençler bizim sonuçta. Evet. Onları bu az önce de dediğim gibi bu değişen, gelişen teknolojiden biraz uzak tutup hareketli bir yaşantının içerisine sokmak lazım. Sonra hocam bir mesela geçen yıl bir de sporcu yetiştirme tarafı var. Tabii olayı. Tabii. Mesela geçen yıl sizde oynayan bir Ertan vardı. Bu sene evet, Karakoçan'da oynuyor. Zaman zaman forma şansı buluyor. Aynen öyle. Hocam, asistleri falan var yani. Bayağı bir mesajımız var. Bu mesajlara bir göz atayım. Sen de bu arada dinlen. Olur. Ya biraz faranjitim evet. Var aslında. Ara bire biraz konuşunca evet. Aslında ilk gelen mesajlardan biri biraz canımı sıktı da sevgili izleyenler diyor ki ne kadar ayıp ve çirkin. Yaptığımız olaya bakın. Bizim yani şu anda yaptığımız olay ne kadar çirkinmiş, ayıpmış. Ahlaksızcaymış. 20 yaşında bir çocuk intihar etmiş Elazığ'da. Biz de çıkmışız televizyonda spor programı yapıyormuşuz. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına biz burada şu konuştuğumuz konulara bakın. İşte biz o intiharları önlemek için, o tür şeyleri önlemek için zaten programları yapıyoruz. Bizim amacımız o. Yani değinmeyecektim. Başka ağır şeyler de kullanabilirim. O yüzden es geçiyorum. Hocam eklemek istediğim bir şey varsa bu konuda diyor ki farz edin sizin çocuğunuz. Yani biz burada ne yapıyoruz? İşte biz de bu çocukların daha sağlıklı bir düşünceye sahip olması için spor yapması gerektiğini anlatıyoruz. Yani değil mi hocam? Yani, kesinlikle. Okuyan her kişinin tıp da okuyabilir. İşte ne okursa okusun. Hocam sen hem eğitim yapıyordun hem futbol oynuyordun işte. Örnek karşımda duruyor. Doçent şu anda. Yakında profesör olacak. Yani en güzel örneği. Neyse bu can sıkıcı bir arkadaşımız. Kimse evet. Bilmiyorum. Evet hocam. İyi yayınlar. Elazığ Belediye Başkanı söz verdi. Transfer tahtasını açacağız diye söz verdi. Biz taraftar grubunu hani ne oldu demiş. Vallahi bu konuda karşıdakilerin adım atması lazım. Özellikle ilk başkanın açıklamaları vardı. Belki hocam bunu takip etmedi. Ben cevap vereyim. Yani yok ettim biraz. Karşıdaki insanların özellikle eski yöneticilerin buradan sesleniyorum. Eskiden başkanlık yapmış bu takımı borca sokmuş kişilerin şu anda alacağı olanlar illa isim vermeyelim. Mutlaka fedakarlık yapıp mevcut yönetime destek olmaları gerekiyor. Eski futbolcular, eski yani şu anda Elazığspor'da alacağı olanlar bir de çıksın geçsin desin ki ya benim alacağım bu kadar. Bak bu takım artık amatöre gidiyor. Ondan sonrası kapanış. Ben de bu kadar fedakarlık yapıyorum. Şunu söyleyen olmadığı için şu anda sıkıntılı. İnşallah çözülür diye dua ediyoruz. Başka da yapacak bir şeyimiz yok. Merhaba telefinal programı selam. Geçen sene Iğdır Spor'a elenme hikayemizi anlatabilir misiniz demiş. İki maç daha almış olsaydı şu an takım 3. ligdeydi. Ne oldu? Futbolcuların neden bu maçlara motivasyonu düştü? Maçı TV'den seyrederken bizler çok üzüldük. Iğdır elense Diyarbakır Spor'u finalde elerdi takım. O havayla teşekkür ederim. Diyarbakır'dan hemşeriniz selamlar. Biz de buradan Diyarbakır'a selamlarımızı gönderelim. Aynen öyle. Yani şimdi
Bazı şeyler biraz da nasip olması gerekiyor. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani biz Iğdır maçına çıkarken şey açısından baktığımız zaman bir sefer zaten onların vermiş olduğu primle bizim vermiş olduğumuz primin arasında onlarca kat fark vardı. Gelen taraftarlar, ama ben de oradaydım, maçı anlatıyordum şey hocam. Şey değildi yani, şöyle söyleyeyim. Yani bu iş dediğim gibi maddi boyutlarla çok çözülmediği evet. için çocuklar hakikaten tüm gönlünü koydular. Biz sahaya çıktığımız zaman da müthiş, siz de oradaydınız, müthiş bir sıcak. Sıcak. Müthiş bir nem. Nem. Ben yani Trabzon diyor hayatta böyle nem olmamış. Kesinlikle. Bize denk geldi hocam. Kesinlikle diyor, yıl 365 toplasan ya 3 gün ya 4 gün böyledir hava dedi. Evet. O da bize denk geldi. Bu bizim ister istemez maç performansımızı biraz düşürdü. Ama ona rağmen böyle 65-70. Dakikaya kadar bana pozisyona girmemiş bir Iğdır bir yan korner pozisyonuyla 1-0 öne geçti. Ben devreye 3-0 da girebilirdim, 4-0 tabii. da girebilirdim. Tabii, tabii, ama tabii. işte dediğim gibi yani bunda kimseyi böyle işte suçlayamıyorsun. Yani sonuçta herkes sahaya çıktığı zaman galibiyet için çıkar veya gol atmak için çıkar. O gün şans bizden yana değildi, öyle söyleyeyim yani. Yoksa şeyi de katılıyorum. Çünkü hem Iğdır hem biz erken finalmiş gibi gösterdiler zaten o maçı. Diyarbakır daha böyle temposu düşük bir takımdı ve biz de çok mücadele eden bir takım olduğumuz için tabii o alırdık maç sahada oynanmadan kazanılmıyor evet, sonuçta. Hiçbir tabii zaman ki. Favorisin, şusun, busun falan da denilmiyor. Yani büyük bir ihtimalle eleyebilirdik yani biz Diyarbakır'da. Nasip diyelim inşallah. Nasip diyelim, aynen. Bu sefer olsun. Hocam bir izleyicimiz demiş, ben Elazığ'dan Yusuf Aslen Trabzonluyum ama Elazığ'da 35 senedir yaşıyorum. Acaba neden bu şehirde birlik beraberlik göremedim? Bize bunun cevabını verebilir misiniz? Bir de ya Trabzon demiş, sizce bu sene şampiyon olur mu? Yani geçen bir kere gene arkadaşımız yazmıştı. Dedim, olur. Bu şartlarda eğer bu ortamda olamıyorsa kendilerini Karadeniz atsınlar futbolcular. Yok, şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi hakikaten yani bunu sadece Elazığ olarak düşünmemek lazım. Evet. Tamam mı? Yani şimdi ben Urfa Spor'da top oynadım. Spor noktasında o kadar büyük çelişkiler yaşıyorlar. O kadar büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Aklın hayalin durur. Birlik beraberliği bir türlü sağlayamıyorlar. Şimdi Trabzon'daki şu an başarı var diye ufak bir başarısızlık durumunda o birlik Burak beraberlik teknik ortamı oluşturulabiliyor mu? Yani spor noktasında herkes, yanlış anlamasın, ben burada kimseyi tenzih ederek söylemiyorum. Herkesin bir bilgi sahibi, herkesin doğrularının, kendi doğrularının gerçek doğrularmış gibi olduğunu kabul ettikleri müddetçe zaten o birlik beraberliği yakalayamazsın. Evet. Ve spor camiası içerisinde de bu özgüven olduğu için herkes kendi doğrusu tüm ilin doğrusuymuş gibi davrandığı müddetçe de dediğim gibi bu birlik beraberliği sağlayamazsın. Yani bu sadece Elazığ'a mahsus ama hocam, has bir durum değil. Sahip çıkıyorlar. Adamlarına da sahip çıkıyorlar. Mesela hatırlıyorsun değil mi? Sizin döneminizde Elazığspor şampiyon oldu. Sen o zaman bıraktın, bir takım seni devam ettirmediler. Neyse, özür de dilediler senden hocam. Önemli değil. Kim geldi bizi çalıştırdı? Şey, hoca. Trabzon. Giray. Giray Bulak. Giray Bulak ya, Trabzon'un TÜFAT geldi burada plaket verdi. İkinci maçımızdı, hiç unutmuyorum. O maçta da biz Trabzon'u yendik burada. Evet. Yani. Evet evet, aynen öyle yani. Dediğim gibi ya, zaten futbolun hani derler ya, dini, dili, ırkı, evet, şuyu buyu yoktur. Yani futbol dili birdir zaten. Yani burada da o tarz şeyi işte yok, bu Trabzonlu Trabzon'a, evet, yani buna çok çirkin ithamlar olur zaten. Evet. Kimsenin de o zihniyette olduğunu, olacağını da zannetmiyorum. Yani herkesin ama ders alması aynen lazım dediğim hocam. Gibi, yani aynen dediğim gibi, ama bu sadece Elazığ'ın sorunu veya bu sadece işte ne bileyim Trabzon'un veya Malatya'nın, şuranın buranın sorunu değil. Yani bu
Türkiye'deki tüm iller açısından baktığınız zaman bu birlik beraberlik spor noktasındaki birlik beraberlikle ilgili bir sıkıntı zaten yaşanıyor. Evet. Hocam mesela ben ortaya konuşuyorum. Yani şey söylemiyorum. Şu anda 3. ligde 2 takımımız var. 2 takımımızın da hocası yabancıysa oturup biraz düşünmek lazım. Kesinlikle. Bir izleyicimiz demiş ki Elazspor'un son durumu hakkında bilgi verir misiniz? Kocaeli'den Selçuk. Biz de Kocaeli'ne buradan selamlarımızı gönderelim. Elazspor yönetimi bir gayret içerisinde ama işte az önce de belirttiğim gibi şu anda Elazspor Antalya'da kamp yapıyor. Sağ olsun bir milletvekilimizin katkılarıyla maç Bergama'da hafta sonu oynanacak. Oradan direkt İzmir'e geçecekler. Elazığ'a gelmediler. Takım Antalya'da çalışıyor. Hazırlıklarını ikinci devre için sürdürüyor ama elbette hepimiz biliyoruz ki puan durumu açısından takviyelere ihtiyacı var. Bu konuda da bir beklenti içerisinde Elazspor yönetimi. Karşı taraftan bir şeyler bekliyor. Karşı taraftan bir şeyler... Bununla ilgili şöyle söyleyeyim Yusuf Bey. Hakikaten zor bir olay. Hani evet. İnsanlarla uğraşmak o kadar zor ki. Yani şimdi sen şey içerisinde baktığın zaman 40 küsür tane yanlış hatırlamıyorsam bir futbolcu grubunun 52 dosya futbolcuyla ilgili değil tabii mi? Yanlış hatırlıyorum. Doğru. 52 dosya. 52 tane dosya var. Yani sen bir tanesine gidiyorsun, ikna ediyorsun, o birini ikna edemiyorsun, biri veririm diyor, biri beni ilgilendirmiyor diyor. Yani onları ikna etme yoluna falan hocam. Tabii faiziyle birlikte istiyorlar, kimi diyor işte. Yani bununla ilgili yönetim ciddi bir şekilde çalışıyor. Sayın Serkan Çayır falan bildiğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla hakikaten çok ciddi emek sarf ediyor. Yani inşallah kendi istekleri doğrultusunda olur. Ve bunlar ikna edilir ve bir an evvel transfer tahtası açılır ve gerekli yerlere takımın gerekli takviyeler yani. Tabii yapılır. Yani şu durum içerisinde baktığımız zaman Elazspor'un durumuna yani 3 maç aldığı zaman playoff potasına hocam, çıkıyorsun. Grup çok iyi ya. Biz... Bak 3 maç aldığın zaman playoff potasına çıkıyorsun evet. Sen. Yani bu küçümsenecek bir şey de değil. Yani bu yanlış anlama hani böyle tabiri caizse atla deve falan derler ya. Yani çok böyle çok büyük bir iş de değil yani. Evet. Yani normal yerlere 3-5 tane transfer bu takımı playoff potasına da sokabilir tekrar yani onu söyleyeyim ben sana. Bir yandan herkes kümeye düşmüş bir Elazspor olarak bakarken bir anda playoff potasına da girebilirsin. Ama bunun için dediğim gibi başta Elazspor yönetim kurulu olmak üzere çok ciddi emek sarf ediyorlar. Evet. Yani böyle takip de ediyorum. Hakikaten bir İstanbul'da, bir burada, bir Ankara'da yani bakıyorum böyle sürekli bir hengame, bir görüşme içerisindeler. Yani inşallah her şey onların istediği doğrultuda olur. Bir an evvel sonuçlar alınır. Çünkü zaman daraldı. Evet. Haftaya maçlar başlıyor. Bu işin en geç 2 haftalık süre zarfı içerisinde hem tahtanın açılması, hem transferlerin yapılması, bu transferlerin hazır takıma adaptasyonu, tabii hazır futbolcu pozisyonunda bulunması lazım. Futbolcuların, yani inşallah her şey bizim istediğimiz doğrultuda olur da, yani çünkü bizim sonuçta Elazspor bizim yani, kimse kaybetmek de istemez. Tabii ki. Hocam kısa bir ara vereceğiz. Olur. Reklam arkadaşlar diyor reklama gidelim. Sabri Özdemir iyi akşamlar demiş. Sizin dönemimizdeki puan durumlarını göndermiş. O oynadığınızda Fırat Üniversitesi'nde diyor ki hayırlı akşamlar iyi yayınlar Yusuf abim sana ve değerli Eyüp hocama selamlar demiş. Fırat Üniversitesi Eyüp hocamı ve Erhan Güllü demiş de yanlış Bülent Güllü dönemini herhalde kastetmeye çalışmış. 1996-97-98 sezonunda oyuncu olarak oynadılar. Ruhu şimdiki genç kardeşleri aşılamalıdır demiş o zamanki ruhu. Puan tablosunu göndermiş. Lider olarak 70 puan. Oo, çok iyi. Kahramanmaraş'ın önünde. Bize başarılar dilemiş. Biz de kendisine başarılar diliyoruz. Birçok bazı şeyler de var. Geldi. Birazdan ikinci bölümde onları okuyacağım. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, tekrar merhaba sevgili izleyenler. Programımızın ikinci bölümünde sizlerle bir kez daha birlikteyiz. Bayağı mesajımız var.
Birinci bölümde genelde bölgesel amatör futbol ligini konuştuk. Dilegi Aşe Fırat Üniversitesi'nin konuştuk, takımı konuştuk sevgili Eyüp hocamla. Bu bölümde Elazığ'daki genel futbol durumunu ve mesajlara bir bakacağız. Ben mesajları biraz azaltmak için hemen kısa kısa okumak istiyorum. Bazen uzun oluyor. Kısa yazarsanız sevinirim. Bir de isim yazarsanız lütfen isimlerinizi de yazın. Onu da zikretmek istiyorum. Evet, Mustafa Künkül, hayırlı yayınlar dilerim. Eyüp hocama da selamlar olsun demiş. Biz de sevgili Mustafa'ya buradan selamlarımızı gönderelim. Bir izleyicimiz Almanya'dan bize bir mesaj göndermiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Almanya'dan Seyfettin Demircan. Eyüp hocam beni tanır. Beni de çok transfer etmek istedi. Anlaşamadık ama sizin aracılığınızla para almadan oynarım. Teklifimi canlı yayında iletirseniz sevinirim. Hocama da başarılar diliyorum canı gönülden. Arkadaşımız halen oynuyor mu hocam? Yok ya. Şimdi antrenman yaparsa. Mevcut çevre içerisinde Seyfettin de benim ilkokuldan sınıf arkadaşım kendisi. Evet. Şimdi özellikle bu kulüp başkanlığı dönemi geldikten sonra biraz da böyle hakikaten başarılı işler yaptık biz 2 yıl içerisinde. Yani evet. Şurada Fırat Üniversitesi bir markaydı zaten. Bu markayı böyle biraz daha açığa çıkardık biz yönetim kurulu olarak, öyle evet. Söyleyeyim. Allah nasip eder, bunu bir tık öteye götürürüz. O markayı daha da böyle taçlandırırız böyle bir profesyonel takımla falan. İnşallah. Şimdi şu dönem içerisinde bakıyorum böyle çevredeki arkadaşlar falan, o diyor işte ben sağ... Nedense genelde de hepsi sağ bek ve stoper oynuyor. Herhalde futboldaki en basit yer mi diyelim artık. Seyfettin de o konuda bayağı bir şey yaparlar bize. Evet. Sağ olsun. Bir izleyicimiz iyi akşamlar gönderelim. Hocam. Eyüp hocam, bilgi birikimini mahalle futbol takımlarından ilgilenebilirse çok iyi sporcular var demiş hocam. Kendisine... Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Hakikaten hani bir stratejik plan dersin ya. Evet. Şu anki stratejik plan içerisindeki ilk hedef bir profesyonel lige çıkabilmek. Evet. Profesyonel lige çıktıktan sonraki ilk yapılacak işlerden bir tanesi, ben az önce de dedim mesela, mümkün olduğunca böyle futbolun dışındaki spor branşları da bünyeme katıp bir yol kat etmek istiyorum. Ama asıl önemli olan mesela futboldaki yapılanmam iyi bir altyapı modeli oluşturmak. Yani bu bize bağlı böyle akademi liglerinde mücadele eden en az 3 veya 4 kategoride ve bütün yaş kategorilerinin olduğu çok ciddi bir şey içerisine girmeyi düşünüyoruz zaten. Mesela Yol Spor bunu Yol Spor yaptı. İl Özel İdaresi yaptı. Gençler Birliği aynen. Bir tabii dönem işte Gençler Birliği yaptı işte falan. Ama bunu bir profesyonel takım bünyesinde yaparak ilerlemek daha iyi. Yani tabii daha sağlıklı olur. Yani o futbolcunun gelişimi açısından. Şimdi burada bakıyorsun bir yaş kategorisinde 3 takım 4 takım çıkıyor. 3-4 maç yapıyor veya 5-6 maç yapıyor, ligi bitiriyor. Halbuki bunu yani sporcu oynayarak gelişir. Hocam çocuk bize... oynayarak gelişir. Biz bunu nasip olur da eğer ben bir profesyonel lige çıkarsam en büyük amaçlarımdan bir tanesi, dediği gibi kardeşimin ismi neydi? İsim yazmamıştı. Kardeşimizin de dediği gibi veya abimiz artık daha neyse ismi yazmadığı için. Hakikaten böyle mahalle aralarındaki taramalarla, şeylerle falan, çünkü çok yetenekli gençler var. Bu gençleri, o mevcut potansiyellerini ortaya çıkarabilecek bir yapı, bir hoca yapısı... Evet. Bir o dinamikleri harekete geçirecek bir yapıyı oluşturmak istiyorum ben zaten. Ve dediğim gibi en az 3 veya 4 kategoride akademi liglerinde ben mücadele edeceğim. Bir sezon boyunca futbolcu gelecek, 25-30 maç oynayacak bir sezonda. Evet. Hocam, tesis konusunda da aslında biz Fırat Üniversitesi olarak, tabii ben de oranın personeli olduğum için biraz rahat konuşayım.
Alanımız hakikaten geniş. Geniş tabii. Yani bu konuda biraz da akademisyen arkadaşları çalıştırmak lazım. O da sizin. Çalışsınlar. Yani çalıştıracaksın yani. Tabii çalıştıracaksın. Onları hem bunu yönetimsel lazım. Anlamda çalıştıracaksın hem sahaya süreceksin. Yani bir şekilde herkesi bu işin içerisine çekeceksin artık daha. Yani çekeceğim de yani. Sahasını yenilemek için bir çalışma var mı hocam? Yani yapılıyor. Şu anda hem rektör hocam hem Sayın Mehmet Yılmaz hocam onunla ilgili projeleri var. Çim sahaya. Tabii çim sahaya da inşallah Allah bir şekilde bir aktif hale tekrardan getirmeyi düşünüyorlar ya. Yani orada çok iyi olur. Orada tesisler var mesela atıldı. Ama kullanılıyor ama kulüp binası olarak kullanılıyor değil mi? Eski bizim fakültenin yeri. Evet, şu an orası kulüp binası. Evet. Mesela yani, orada kamp ortamı oluşturulabilir. Çok güzel şeyler de oluşturulabilir tabii. Hocam. Yok diyorum ya, yani bununla ilgili şey olduğu zaman yani o bir üstlüğe çıktığı zaman onun vermiş olduğu rahatlık ile yani çok iyi bir planlama yaparak hakikaten yani bütün yaş kategorilerinde aktif hale getirip ve en azından böyle bir 3 veya 4 kategoride de bölgesel akademi liglerinde mücadele edebilecek bir yapıyı da oluşturmak istiyorum. Çok iyi olur hocam. Yani ya bir futbolcu fabrikası gibi. Çünkü sen alttan üretmediğin zaman işte borç batağına giriyorsun ondan sonra. Evet. Yani mesela futboldaki ana mentalite nedir biliyor musunuz Yusuf Bey? Benim veya gözlemimi söyleyeyim veya benim tecrübelerime dayanarak bunları söyleyeyim. Takım içerisinde ne olursa olsun yani anlık başarılar her zaman anlık tükenebiliyor. Çünkü o anlık başarıyı yakalayabilmek için çok ciddi maddi anlamda paralar harcanabiliyor. Ve kulübe çok ciddi külfetler getirebiliyor. Evet. Yani her yıl 20 tane adam getirip 25 tane gönder, 25 tane getirip 20 tane gönder. Yani böyle baktığın zaman şey değil. Sonunda böyle oluyorsun işte. Tabii yani ondan sonra bir şekilde. Bekliyoruz ki gelsinler borçlarını aynen, düşürsünler. Aynen bir şekilde. Yani maksimum yani bir takım üzerinden ben Allah nasip eder dediğim gibi ben bugün 3. lige çıkarsam da ben mevcut topçularımla hepsiyle de anlaşırım. Evet. Benim dışarıdan yapacağım maksimum transfer sayısı 4 veya 5'tir. Hocam öyle olması lazım işte 5. 4 veya 5'tir. Ha ondan sonra 3. O belli uyumu sağladıktan sonra bir sonraki sene aksayan 1-2 nokta vardır. Maksimum 1'dir, 2'dir, 3'tür. Evet. Yani bunlar üzerinden gitmesi lazım yani şeylerin. Yani bir ayağını yorganına göre uzat diyor ya. Yani sürekli verilsin, harcayayım, verilsin, harcayayım, verilsin, harcayayım. Nereye kadar? Veya harcayacaksan sonuçta sen affedersin kendi paranı harcarken nasıl bir tutum içerisindeysen o kulübün parasını da harcarken evet. O tutum ve davranış içerisinde olman gerekiyor. Yani o yüzden dediğim gibi böyle bir transfer çöplüğü içerisine girmek istemiyorum ben zaten. Alttan çıkıyor. Tabii Allah nasip etsin bana. Ben bu memlekete bir üçüncü takım kazandırmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her türlü gayreti sarf etmek istiyorum. Her türlü gayreti de sarf ediyorum. Ben ve yönetim kurulum olarak. Ciddi anlamda ciddi mesai harcıyoruz biz. Yönetim kurulu olarak bugün baktığın zaman takım içerisinde, takımlar içerisinde mesela işte Galatasaray'da yönetici say desen 3-4 taneden fazla sayamazsın. Evet. Veya işte bir Malatya Spor'dan say desen 2-3'ten fazla sayamazsın. Bir tek Adil Gevre'yi tanıyoruz. Başka bir yani, yok yani. Ama bunun böyle olmaması lazım. Evet. Tüm yönetim kurulunun öyle bir yönetim kurulu seçeceksin ki ve bunları aktif bir şekilde alana sokman gerekiyor. Herkes görevini yapsın. Yarı görevini yapacak. Bir görev dağılımı yapılıyor evet. İşte hukukundan tut da ekonomik boyutudur, sosyal boyutudur, gençlere altyapı boyutudur. Yani takibattır. Yani tamamen bu şeyler üzerinde gidilmesi lazım. Evet. Yani çok iyi bir scout ekibi kurulup taramanın çok iyi yapılması lazım. Evet. Yani ben amacım bu yönde. Ha inşallah bunu da Allah nasip eder. Elazığ'a bunu hocam, yaşatırız diye düşünüyorum. Şehrimizin ihtiyacı var hocam. Bir arkadaşımız selam Yusuf abi size ve Eyüp hocama sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Yusuf abi sorum size Elazığspor transfer tahtasını açan masa bu kadroyla sence ligde kalır mı? İstanbul'dan Cemal Gündoğan. İstanbul'a buradan selamlar. Bu kadro zor
yani imkansız da değil ama zor tabii ki. Yani şu anki zaten tablo, bugün lig bitmiş olsa Elazığspor küme düşmüştü maalesef. Ama tabii ilk yarı yaşanan şanssızlıklar, şunlar bunlar da oldu. İkinci yarı tabii rakipler de transfer edecek. Bunu bir tek ben değil, takımın hocası da söylüyor. Yapıyorlar da, evet. Tabii yapıyorlar da. Yani bu konuda biraz zor. Evet, bir izleyicimiz merhaba, iki soru birden göndermiş. Evet, biz az önce onu okumuştum. Demiş ki, merhaba, ikinci bir sorum olacak okursanız. Sayın hocam, futbolcularınıza gelen transfer teklifi var mı? Özellikle Mehmet Ali Polat adında çok bahsediliyor. İnternet sitelerindeki sayfalarda haftanın altın karmasına hep seçiliyor. Profesyonel liglerde gelen resmi bir teklif var mı? Varsa bunları değerlendirir misiniz? Yoksa takımın iskeletini korur musunuz? Yani resmi teklif şeklinde değil. Sadece bununla ilgili, yani direkt böyle şey değil. Sadece bizim de duyduğumuz ama böyle ciddi anlamda almayı istediklerini bildiğimiz 4-5 tane futbolcum var yani. Evet. Bugün ikincilik dahil olmak üzere transfer teklifleri geliyor. Ama öncelik benim hedefim, ben bir hedefime gideyim. Evet. O boyutu zaten gider zaten. Sezon sonunda eğer çıkamazsam benim futbolcularım yarısı profesyonel takımlara gider zaten. Evet. Öyle söyleyeyim. Çünkü çok ciddi talipleri var. Hakikaten var. Bununla direkt böyle resmi anlamda bir teklif değil ama istiyorlar yani. Hem evet, bölgesel ligden hem profesyonel liglerden ara ara arıyorlar bizi. Evet. Bir izleyicimiz, selam Yusuf Bey, transfer tahtasıyla ilgili bir gelişme var mı? Hayırlı akşamlar, Ahmet Kasap demiş. Yusuf Bey, konuğunuza ve size hayırlı akşamlar. Elazığ Spor'a sponsorlarla ilgili ön ayak olan biri mi var? Sanki iş adamı kendi gelirmiş, şehrin belediye başkanı, vekili, ticaret odası gidip iş adamlarına Elazığ Spor'la ilgili konuşma var mı? Ancak Elazığ Spor silmişler demiş. Bir daha 3 tane soru. Kusura bakma hocam, Elazığ'da birlik, beraberlik yoksa gitsin bit demiş. Yerde konuşan, medya konuşan, şehrin dinamikleri konuşsun. Evet, bugün burada değildik. Daha düne kadar futbolcular yemek, kömür, elektrik yok diye dağıldılar. Hani birlik? Yani genelde birlik ve beraberlik, evet, birlik ve beraberlik olması gerektiğini ve şehrin dinamiklerinin ya bu takıma sahip çıkması gerektiğini. Ben karışayım yalnız ha. Şimdi birlik, beraberlik, yani yani yönetim anlayışı içerisinde, ya şimdi eğer bir takımın girdisi az girilmedi yani maddi geçmiş anlamda. Tabii geçmiş dönemlerde. Yani hala evet, yemek bahsediliyorsa hala buna birlik beraberliğe gerek yok ki. Yani bir yemek, bir yaşa giderlerinin karşılanması yok, noktasında. Yok, çünkü onlardan kurtulduk hocam. Tabii şu an kurtuldu. Şu anda, aynen, onlar çok ciddi şeyler. Yok, evet, biliyorum ben. Yani futbolcu geçmişte, alacaklarından Elazığspor'da şu anda bir tane futbolcunun maç başı içeride yok. Yok, hepsi ödendi. Bir tanesinin primi de kalmamış içeride. Normal, hepsi takır takır ödeniyor. Evet. Çalışanları 2-3 yıl maaş almadan orada duran kişiler vardı ama şu anda hepsi yine belediye üzerinden personel olarak çalışıyor. Aynen, personel olarak işe alındılar, çalışıyorlar yani, bir şekilde kimsenin bir alacağı yok. Evet. Şu durum içerisinde hakikaten bir kanayan yara var. Bu da transfer tahtasıyla alakalı ve Elazığ'ın şu an içinde bulunduğu borç batağı ve içinde bulunduğu kötü durumla alakalı bir durum. Ama dediğim gibi bununla ilgili çok ciddi mesai harcanıyor. Evet. Hem başkan, yönetim kurulu tarafından, öyle söyleyeyim, çok ciddi mesailer de harcanıyor. Yani inşallah açılır, öyle söyleyelim. Yani evet, yani şimdi şey olarak, statü olarak farklı şeylerde olduğumuz için evet, yani çok fazla bir açıklama ama da yapamıyoruz. Yani bilgimiz de yok onlar şu anda ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan anlamında ama yani böyle takip ettiğim kadarını söyleyeyim. Başkan çok ciddi mesai harcıyor yani. Bir gayret var. Tabii. Ama yani, işte karşıdan da gelmesi lazım. Onu da hep söylüyoruz. Yani insanlar
Bu şehrin takımını yaşatabilmek için herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Şu anda bir çalışma var. Vakit daraldı. İnşallah karşıdan da bir şeyler gelirse bu tabii iş yani, çözülür. Yoksa... Aynen. Bunu dediği gibi hani hep birlik beraberlik falan bu noktada falan şey yapılıyor ama ya ortada çok ciddi bir, mesela Serkan'ın açıkladığı, Sayın Başkan'ın açıkladığı bir borç yükü var yani. Evet. Çok ciddi bir rakam yani. Hocam bir de şanssızlık, kur farkları geldi. Tabii kur farkları geldi. O yani. Nereden baksan bir 5-10 milyon daha üzerine koydu yani. Yani şu anda belki diyorlar hani düştü zaman. Falan ama biz nerede 6-7'lerde yani doların fiyatı şu anda 12-13 yani yarı yani onun da etkisi var tabii. Çok büyük etki oldu yani. Yani onun bizim da çok bu yabancı dosyaları var. Özellikle çok sıkıntılı. Ha, diyorum ya çok kolay bir iş değil. Evet. Çok zor bir iş. Yani sadece parayı bulmak da yetmiyor. Evet. Tamam mı? Mesela kimi kalkıyor diyor işte 5 lira verseler olur, o biri diyor 10 lira verseler olur o diye bir şey. Ya iyi de hadi olmazsa. Evet. Yani sen gidiyorsun sonuçta bir temdit konulmuş. O temdidi kaldırmak için futbolcuya söylüyorsun. Futbolcu faizine kadar veriyorsan ver, çok umurumda değil diyor. Evet. Yani bu tarz bir yönetim anlayışı içerisinde olan futbolcular var. Evet. Ama işte bunlar bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yani sadece parayı bulmak da yetmiyor belli bir meblağla. Evet. Yani ama ben umutluyum öyle söyleyeyim. İnşallah. Hocam bir konuya özellikle tabii sizin değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi futbolcu bazında ilimizde hakikaten bakıyoruz. İşte sizler de çıktınız, yıllarca oynadınız, en üst liglerde oynadınız. Bir yere kadar getirebiliyoruz. Şu anda da mesela Elazığspor en sıkıntılı döneminde futbolcu bazında alttan iyi kötü birileri geldi bu takıma da şu anda oynuyorlar. Bu takımın içerisinde belki de biz o geçen yılki sezon başındaki kadromuzu dağıtmamış olsaydık bu sene o takım şampiyon da olabilirdi. Kesinlikle. O kadro dağılmamış olsaydı. Ben özellikle teknik hoca bazını sormak istiyorum hocam. Elazığ'da şu anda Elazığspor'un ve Arput Dibek Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nün ikisi de dışarıdan gelen hocası var. Hoca konusundaki görüşlerini merak ediyorum. Yani biz niye burada şimdi izleyicilerimizi konuşuyoruz. Bazen de işte onlar bu konuda da aslında birlik beraberlik derken herhalde burayı da kastediyorlar. Yani biz hoca çıkaramıyor muyuz? Hocamız var, görev mi vermiyoruz? Buradaki sıkıntı ne hocam sence? Ya şimdi ben buradaki şey noktasında, şimdi bizim hakikaten çok ciddi bilgi birikimine sahip hocalarımız var. Bu özellikle son dönemlerde diplomalar almış, hakikaten yani çok ciddi hocalarımız var, açık konuşayım. Ama değerlendirme noktasına geldiği zaman hep böyle daha çok böyle ikinci planda tutuluyor. Ben özellikle bir şuna karşıyım. Yani niye Elazığ hocaları, ya tamam Elazığ hocaları da olsun ama dışarıdan gelecek kişi de eğer bir katkı, bir şey sağlıyorsa evet. Ya bunu da göz ardı etmemek lazım. Ben yani illa tamamen bu bölgenin hocaları, bu bölgenin futbolcuları olabilir. Yani şimdi bir Erol Tok geldi bu takımı Süper Lig'e çıkardı. Katkısı. Bir Osman Özköylü geldi bu takımı Süper Lig'e ondan çıkardı. Ondan önce rahmetli Pamuk Baba dediğimiz şey. Tamam mı? Şey, yani Erkan Kural. Erkan Kural. Yani Erkan Kural Süper Lig'in eşiğinde tabii döndü. Şey. Yani ya böyle bu tarz kişiler gelip de bu takıma katkı sağlayacaksa amenna, başımın üzerinde yeri var ama o yapı içerisinde ben muhakkak suretle hem Elazığ futbolcu bazında hem de antrenör bazında veya teknik direktörlük bazında birilerinin olmasını isterim tabii ki. Yani dediğim gibi evet. Bu işi kaldırabilecek çok ciddi hocalarımız da var. Açık konuşayım ben problem burada isim, nerede hocam? Yani isim vermek, ya mentalite, bakış açısı, yönetim evet. Açısından bakış açısı, aslında hoca açısından da değil. Hoca açısından da bakış açısı içerisine girdiğimiz zaman, hani ben birinci bölümde bir söz söylemiştim. Dedim ki
Futbol o kadar enteresan bir oyundur ki, evet. A'dan Z'ye kadar git kişilere sor, bireylere sor, hepsi futboldan anlıyor. Evet. Hepsinin futbolla ilgili bir fikirleri var ve hepsi o fikirlerinin doğru olduğunu. Git şimdi Gazi Caddesi'nde çevir onlarca kişi veya şurada TÜFAT'a kayıtlı 150 mi 160 mı ne falan bir antrenörümüz var. Evet. Git hepsine tek tek sor. Hepsinin Elazığ sporu kurtarması ile ilgili bir fikri vardır. Hepsinin ama. Evet. Baktığın zaman şimdi oraya bir Elazığlı gidiyor. Ya burada arkasından konuşuluyor. Destek noktasında bakıyorsun. Ya destek olmamız gereken yerlerde, tamam mı? Ya biz gidip arkasından konuşuyoruz veya ya problem aslında bizden de kaynaklanıyor. Tamamen aslında bizden kaynaklanıyor. Ondan sonra yönetim geliyor. Tamam mı? Yönetim geliyor. Şimdi bu memlekette işte Mustafa Aksu hocam, Şeref Tutaş hocam, bu son dönemlerde Alaaddin Tutaş hocam. Yani bunların dışında bakıyorsun Elazığ'da böyle gerçek anlamda getirip de tek başına böyle takım bir dönem Mehmet Kaplan hocamıza falan verildi. Ki verilsin yani. Evet. Gitsin sonuna kadar. Yani desteklerim. Ben de desteklerim bir şekilde. Ama dediğim gibi ya bu memlekette hakikaten bu işi kaldırabilecek birçok hoca var. Ama öncelikle yani bizlerin onlara sıkıntı, güvenmesi gerekiyor. Ya orada işte bir yerde maddi, bir sıkıntı var hocam. Mesela, abi parayı bulduk mu dışarıya açılıyoruz. Parasız kaldık mı Elazığ hocasına yöneliyoruz. Ana mentalite bu. Parayı buldun mu hele hocam siz geçim tarafa sizin bilginiz yeterli değildir. Hele gidin işte şeyi getirin, onu getirin, bunu getirin. Mesela yanlış anlamasın kimse, bilmiyorum, benim kendi şahsi fikrim. Ya Karakoçan'ın getirdiği hocayı bilmiyorum, tanımıyorum. İlk defa burada ya gördüm. Yani background'una bakıyorsun. Yani ya burası bir basamak değil ha. Burası ciddi anlamda baktığın zaman böyle futbolun konuşulması gereken bir futbol şehrisin aslında sen. Bir spor şehrisin. Hakikaten çok ciddi anlamda. Ama hakikaten katkı sağlıyorsa yani tamamen onlarla yönelik değil. Mesela işte hocam bak. Ya bir ekip ruhu oluşturulamıyor. Mesela orada Ender Hoca vardı. Ender Hoca gidiyor. Ekip orada ya ekipsiniz ya Ender Hoca gitmişse sen de git yani. Yani şey değil yani o kadar. Şimdi hocam bak burada tamam yöneticiye şey yapıyoruz da mesela ben Karakoçan'ın başkanıyla biraz böyle bu sene görüş alışverişinde olduk, tanıştık, konuşuyoruz bazen. İşte onu o şeye götüren adam yurt dışında gelmiş burada bir takım almış, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onu dışarıya yönlendiren faktörler de var ama. İşte niye dışarı yapıyor? İşte ben bunu söylüyorum ya, sorun bizde diyorum. Yani, sorun bizde, tamamen bizde. Yani ben burada ya işte yanlış, ya bizim Yusuf ya, ya ondan olmaz. Ya bizim Eyüp. Ondan olmaz. Ya bu mantıklı olduğumuz müddetçe zaten olmuyor. Olmuyor da. Evet. Olmuyor da. Yani bir sefer ben Yusuf'a saygı duymuyorum ki, ben Eyüp'e saygı duymuyorum ki, burada yanlış anlama. Hoca ismi telaffuz etmemek için şey yapıyorum. Yani bir önce kendi öz değerlerimize bir saygı duyalım. Yani ya bu işi yapabilecek, hakikaten kıvırabilecek, bu işi alıp götürebilecek çok şey var yani, hoca var yani, kusura bakmasın kimse. Hocalarımızın eksiği var mı hocam? Mesela ben şunu... Ya eksik herkes de vardır ya. Yani bugün işte Fatih Terim diyorsun. Evet. İşte Süper Kupa şampiyonu, UEFA şampiyonu, yıllarca kaç defa Süper Lig şampiyonluğu almış bir hoca. Ya eksikleri yokmuş da, var ki ortaya çıktı, gönderdiler yani. Evet. Ama önemli olan işte o eksiklere rağmen ya bu bir takım birlikteliğidir. Yani bir grup birlikteliğidir. Onu mu yapamıyoruz? Onu i̇şte da yapamıyorsun. Orada yani, bir sıkıntı. Bence tabii, orada da bir sıkıntı yani var. Yani tamamen bir... hocaya yönelik bir teslimiyetçi durum içerisine mesela girilmemesi gerekiyor. Mesela diyelim ki Elazığ'da bir hocaya getirdik. Elazığ Spor'un başına koyduk. 5
kişilik bir kaç kişi? Genelde 5-6 kişi mi oluyor teknik heyet? İşte ya işte şeye göre 2-3 tane yardımcı antrenör oluyor, kaleci antrenörü oluyor, ne bileyim kondisyoner oluyor, işte analizcisi oluyor. Ya baktığın zaman 5-6 kişilik bir ekip kurulabiliyor veya 7 mesela kişilik yani analiz, şeye göre. Mesela sevgili bizim Aksaraylı hocam Zeki hocam. Mesela Zeki hoca ta şeye kadar gitti, Süper Lig'e kadar gitti. Tebrik ediyorum. Hakikaten çok başarılıydı. Geliyordu bizim televizyona, üniversite televizyonuna. Bizim şeyimiz, bizden mesela şey alıyordu hocam, analizleri yapabilmek için montaj programını alıyordu. Yüklüyordu bilgisayarına, oturuyordu, izliyordu. Ben ama Elazığ'da hiç kimseden, onu Zeki hocanın dışında bir tane Allah'ın kulundan, ya şu sizde şu program var mı? Ben de buna işte maçlara alayım, atayım, bunları izleyeyim ve bunu götüreyim teknik ekibime sunmak için. Şu nasıl kullanılıyor? Bir gün duymadım, görmedim. Bir tek Zeki Hoca da gitti bak ta Alanyalarda, şeylerde çalıştı. Tabii kesinlikle. Onun dışında yok. Malatya'da, Alanya'da, Kocaeli'de, evet. Ne bileyim yani. Özer Arslan selam söylemiş hocam, demiş Yusuf Bey size ve konunuza, Eyüp hocama başarılar dilerim. Özer abime de selamlar olsun. Evet. Yani dediğim gibi burada bir sıkıntı var ama. İşte sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Biz her şeyi biz biliriz mantığındayız spor camiası içerisinde. Evet. Ya gelişen antrenman modelleri var, gelişen ne bileyim oyun taktikleri, ya adam artık öyle bir şeye yönelik, ya touch antrenörü kullanıyor ya. Touch atma antrenörü. Yani adam touch'ı bile bir verime dönüştürmek eğitim için ne gerekiyorsa onları yapmak için sahaya çıkıyor. Yani evet. Değişik böyle saha içerisinde duruma göre, yani o durumsal bir yaklaşım içerisinde mevcut bulunduğu içindeki duruma göre yeni taktikler. Ya bunlar hepsi okuyarak, bunlar hepsi araştırarak geliştirilebilecek durumlar. Ama biz de burada o insanlara o şeyi vereceksin ki o kişi de bunu ortaya çıkarabilsin. Evet. Ben İlker futbolcuyu... Püren'i hatırlıyorsun değil mi hocam? Kim? İlker Püren. Evet, evet. Hatırlıyorsun değil mi? Bir antrenörlük bölümü mezunlardı. Onlar birkaç arkadaş, Osman Özköylü'nün yardımcıları. Evet. Futbol da zannetmiyorum. Abi şu an Keçiören'i çalıştırıyor, evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Herhalde futbol da oynamamıştı. Yani bilmiyorum profesyonel oynamış mıydı, oynamamış mıydı? Amatör bazda oynadı. Bizde de yüksek lisans doktora yaptı. İşte onu diyeceğim hocam. Tabii. Yani bir eğitimle geldi bakın şeydi, bu sene şeyi çalıştırıyordu. Herhalde en son Ankaraspor'a gitmişti. Geçen sene Keçiören'deydi. Keçiören'deydi. Tabii. Geçen sene Keçiören'deydi. Yani bu sene nerede takip edemedim. Yani bizde bir sıkıntı var. Onu bilmiyorum hocam. Buradaki hoca arkadaşlarımızın bu şeyi aşması gerekiyor. Yani dediğim gibi bak olay sadece antrenman bilgisiyle bitmiyor. Evet. Tamam mı? Sporcu psikolojisinden tut da sosyal çevresine kadar, kulüp yönetimine kadar, saha içi teknik taktik, liderlik, kondisyon, tabii antrenman drilleri, yani ya mevcut durum içerisinde çok yönlülük gerekiyor. Yani sen bir teknik direktör olarak işte bu benim kondisyonerim tamamen belki yanlış yaptırıyor. Belki çok bilgili bir kondisyoner değil. Anlatabildim mi? Yani evet. Senin o kondisyona da aslında hakim olman lazım. Tabii. Belki takımı sürantre edecek. Yani bizim en büyük sıkıntımız araştırma noktasında veya okuma noktasında yetersizliğimiz var. Bazı şeyler de işte böyle güvenilerek işte ya bir görev vereceksin, arkasında da duracaksın. Evet. Arkasında da duracaksın. Öyle bir gitsin, bir gidebildiği noktaya kadar bir gitsin, bir görelim bakalım neler yapıyor, kendini yenileyebiliyor mu, kendini geliştirebiliyor mu? Yani burada da şey çıkıyor hocam, yöneticilik ortaya çıkıyor. İşte yöneticilik zaten. De, yani yöneticinin de vasıfları yöneticilik olacak zaten. Ki. Şimdi beni getiriyorsun, Elazığ Spor'da teknik direktör yapıyorsun ama ben biliyorum ki ben yapabileceğim en ilk hatada gönderileceğim. Yönetici de hocaya o gözle bakıyor. Evet. Ya bu Elazığlı falan öyle bir hata yapsın bir bakarız, öyle bir demesinler işte. Ya bu şekil değil işte.
arkasında durabilmelisin adamın. Evet. Veya hocanın, kimse onun arkasında ona değer verdiğini, hata yapmaya da lüksü olduğunu, çünkü hani düşmez kalkmaz bir Allah'tır yani. Ben de hata yapacağım, sen de yapacaksın, o da yapacak, o biri de yapacak. Ama bunları ne kadar minimize edersek işte o zaman bir üst şeye çıkarız. Yani ben burada kalkıp da kimsenin hocalık şeyini sorgulamam, sorgulayamam da zaten. Ama geliştirme noktasında sıkıntılarımız var mı? Ben dahil olmak üzere hepimizin var. Evet. Bak, başta ben olmak üzere hepimizin de var. Yani bazı şeylerde dediğim gibi olayı sadece böyle ya çok iyi antrenman yaptırıyor. Olabilir. Evet. Ama yetiyor mu? Yetmiyor işte. Senin psikolojide bileceksin, beslenmede bileceksin. O çocuk günlük kaç kalori alması lazım, kaç kalori yemesi lazım. Ona göre bir programın olmalı. Yani tam profesyonel bir anlam içerisinde çalışamadığımız için sıkıntılar oluşuyor. Ama ben şuna hemfikirim. Böyle profesyonel anlamda şeyi kaldırabilecek bilgi birikimine sahip birçok hocamız da mevcuttur ama. Onu da açık söyleyeyim yani. Arkasında durmak lazım. Ben çıkarsam duracağım. Ekip olmak lazım. Yani bunu niye sordum hocam? Şimdi sizden önceki programda sevgili Ali Şiş'i konuk etmiştim. O da dedi ki, o da futbolcu bazında söyledi. Yani dedi, biz getiriyoruz. Bir yere kadar yukarıya atamıyoruz yani o sporcuları. Bir türlü burada bir sıkıntı var. Yani bununla ilgili bir araştırma, bir şeyler yapılması gerekiyor. Biz de işte hocaları getiriyoruz bir yere kadar, oradan yukarısı sıkıntı oluyor. Ya işte şeye dediğim gibi yani arkasında duracaksın ha. Ona o güveni vereceksin. Adam hep hata yapma korkusu içerisinde olmayacak. Ben bir hata yaparsam beni buradan gönderirler. Ben bir hata yaparsam işte bana bakış açıları böyle, ama hep sürekli bir mobbing evet. uygulanıyor. Evet. Sürekli bir mobbing uygulanıyor. Yani bunları aşmamız lazım. Evet. Bunları aşmamız lazım. Sevgili Ahmet Koçdemir demiş ki, iyi akşamlar kardeşim. Zevkle izliyorum. Çözüm ne biliyor musunuz? Başta birbirimizi sevmemiz lazım. Sevgi olmazsa olmaz. Bizler birbirimizi sevmiyoruz. Selamlar demiş hocama. Elazığ basketbolu için ne düşünüyor, düşünceleri ne? Selamlar. Biz de kendisine selamlarımızı gönderelim. Elazığ geçen şeyde gördüm hocam sizi bir ara. Ben mümkün olduğunca bak özel idarenin maçlarını. Tabii özel idarenin maçlarını da kaçırmamaya. Erken kaçtın hocam çünkü biraz sıkıcıydı. Fark mark yemişlerdi. Evet. Hazmedemedim biraz. Rakip biraz farkı çok fazla açınca evet. Şey oldum. Ama şöyle söyleyeyim, yani şimdi Elazığ'da basketbol diyorsun. Ben basket maçlarını her iki takımın da hem Elazığ basketin hem şeyin maçlarını mümkün olduğunca seyretmeye gayret gösteriyorum. O yetmezmiş gibi handbol maçları var, hem bayan hem erkek. Evet. Onları bir şekilde takip etmeye çalışıyorum, fırsat buldukça gitmeye. Fırsat buldukça haftada en az bir tane veya iki tane bir Elazığ amatöründeki maçları izlerim. Yani olası bir durum var yani seneye. Farklı bir durum olur olmaz, en azından futbolcu bileyim yani. Evet, Elazığ amatörünü, çünkü eksik noktalarım olabiliyor, takviyeler yapmam gerekebiliyor. Yani mümkün olduğunca Elazığ'daki amatör maçları seyretmeye gayret gösteriyorum. Ama Elazığ'da basketbol, tamam iki tane böyle profesyonel demeyelim de zaten basketbol yarı profesyonel takımımız var ama altyapıdan orayı destekleyecek bir yapımız yok. Evet, sıkıntı orada. Oradan orayı destekleyecek bir yapımız yok. Yani o tarz sporlarda tamamen dışa bağımlıyız. Bak bir handbolda böyle değil. Git handbol maçlarını mesela seyret, hep kendi ortaokul, lise, işte tabii, kendi altyapılarındaki çocuklar. Tabii hocam. Ya tamamı bizim, tamamı öyle. Git Karşıyaka. Tamam mı? Aynen, hep Karşıyaka'nın çocukları işte. Sanayi Mahallesi'nin evet. çocukları Engin Doğan hocam ilgileniyor. Ben o hocaları tebrik ediyorum. Bak hocam geçenlerde aslında bir şey yapıldı. Bu hocaları ödüllendirmek lazım. Kesinlikle. Yani bu hakikaten bu Elazığ'da bazı hocalar hepsi... var. Handbolda, voleybolda. Yani bu gizli hiç ortaya çıkmıyorlar. Bizler de belki onlara yeterince yer veremiyoruz ekranlarımızda. Ama o insanları bulup onları bir ödüllendirmek lazım. Bu konuda iyi bir yere temas ettiniz hocam. Kesinlikle. Yani diyorum ya, yani böyle bakıyorsun hep kendine. Ama
Basketbolda daha bu şeyi yakalayamadık. Evet. Tamam, o da mı? İşte Halis Hoca'nın gayretleriyle yani bir tarafta geldi. Halis Hoca, diğer tarafta Özel İdare biraz daha böyle profesyonel bir yapı içerisinde hareket ederek işte böyle dış transferler falan, yani böyle yani basketbol takımlarımız var ama basketbol iyi bir seviyede mi? Değil. Evet. Yani onu biraz da üst seviyeye çıkartmak gerekiyor. Bir dönem işte Haris Hoca kendi o kız çocukları falan vardı. İşte böyle Türkiye şampiyonalarına kadar gidiyorlardı. Dereceler. Evet, dereceler, mereceler falan elde ediyorlardı bir şekilde. Ama işte o da belli bir şeye yönelince altyapılar tamamen şey kaldı işte. Bir yandan Ahmet Tıdır alttan gelmedi. Hoca, ne bileyim yani, yetiştirmeleri lazım işte. Erdal Hoca falan baktığın zaman Esendal yani altyapı noktasında hakikaten bu memlekete spor noktasında, sporcu yetiştirme noktasında çok büyük emekleri olmuştur. İhsan ki. Bey falan, Ajan İhsan dedikleri. İhsan Hoca. İhsan Hoca falan. Yani hakikaten çok ciddi emekler sarf ettiler. Ama basketboldaki yapılanmanın biraz daha iyi olması lazım diye düşünüyorum. Evet. Mehmet Yer Kazan demiş, köylüm Elazığ'ın ekmeğini yiyen zenginler neden Elazığspor'a destek vermiyorlar? Bu zenginleri kınıyorum. Eyüp Hocama selamlar. Vallahi biz de kınıyoruz Mehmet abi ara sıra. Kınamakla olmuyor. Gelip her programda da söylüyoruz. Mutlaka bir yerlere bu bunun gençlere için, destek vermek lazım. Bunun için yani kimseyi aslında kınamamak gerekir. Yani ya teşvik etmek lazım. Yani bunu yani kınama şey anlamında de, tabii yani latif olsun diye söylüyoruz. Evet. Mutlaka onların da işte gidip görüşmek lazım ya da onlar tabii birilerinin bunlara bazı şeyleri anlatması lazım. İşte lazım. Kim gidiyor anlatıyor? İşte problem de orada. Yani birilerine anlattığın zaman işte insanlar ikna olabiliyor. Evet. Sizin az önce belirttiğiniz gibi. Aynen. Yusuf Bey iyi yayınlar demiş. Eyüp Hocama da selamlar. Halil Çelik ben. Elazığ'ın potansiyeli büyüktür. El birliği ile Elazığspor'un bu durumdan kurtulması için topyekün bir hareket başlatmak lazım. 150 bine yakın elektrik ve su abonesi var. Bunu yasallaştırıp cüzi miktarda bir yıl en azından 10 lira yardım uygulanıp sıcak para sağlanmalıdır. İtiraz eden olmaz kanısındayım demiş. Tabii bir fikir. Geçmiş yıllarda oluyordu bu tür şeyler, memurların maaşlarından. Kurumlarda çalışan memurlardan oluyordu. Evet. Yani bu tabii ki bir şey ama bu kalıcı değil. Yani mevcut artık şeylerde bu dernekler statüsünden yavaş yavaş sivrilmeye çalışıyor kulüpler. Evet. Yani Elazığspor'un bir borcu silinirse aslında belli bir kısmının şirketleştirip şirket üzerinden böyle kendini çevirmesi, kendini döndürmesi gerekiyor. Yani bunlara yönetmek lazım. Yoksa işte ya bunlar geçici çözümler. Yani olması gerekiyor mu? Olabilir. Ama daha sonuca direkt etki edebilecek şeylerin olması gerekiyor. Yani Elazığ Spor Kulübü'nün şirketleşip ticarete atılması gerekiyor. Açık konuşayım. Stadyum, borsaya girmesi gerekiyor. Yani stadyum yapılıyor hocam. Tabii stadyum mesela onu yani, çok ciddi bir şekilde böyle değerlendirip çok ciddi girdiler yapılabilir. Oradaki dükkanlardır, şuydur, buydur falan. Bulunduğu konum müthiş. Evet. Bulunduğu konum müthiş yani. Sen oradaki yapacağın bir bir kafe bile çok büyük hocam, getiri sağlayabilir. Sabahattin yani, Hoca'yla konuşmuştuk. Sağ olsun Profesör Doktor Sabahattin Devecioğlu'yla. Yaşayan stadyumlar var artık. Yani tabii, dünyada tabii. Artık bir gün için değil. Yani hafta boyunca orada etkinlikler, işte yaşayan stadyum. Adı üzerinde yaşayan stadyum. Bizim o şeye gelmemiz gerekiyor. Sabri Özdemir bir mesaj daha atmış, demiş Yusuf abim, İlker Püren Hoca şu anda Ankara Spor'da, Özcan Kızıltan Hoca yardımcılık yapıyor. Özcan ona mı yapıyor, o mu ona yapıyor, orayı tam çözemedim. Eyüp Hocam demiş, bir Eyüp Hocama bir sorum olacak. 1998 senesiyle şu an futbol hem taraftar olarak hem de futbol olarak arada fark var mı? Bir değerlendirir mi demiş. Var.
Evet. Yani o dönemlerde tamam fiziki şeyler de önemliydi ama yetenekler daha ön plandaydı. Ya evet. Şu anda takım futbol oyunu. Aynen futbol tamamen şeye döndü. Yani böyle biraz güçlü olacaksın. Aynen yani böyle bir makine parçaları gibi evet. İşte hepsinin aynı anda hareket etmesi o düzen o şey içerisinde o hareketi de sağlarken yani dişlilerden bir tanesinde oluşabilecek bir hata şey yapıyor. Seyir zevkini yok ediyor açık konuşayım. Ahengi bozuyor. Aynen ahengi bozuyor. Yani şu anda daha çok böyle herkesin görev ve sorumlulukları belli olan, kimsenin böyle ekstrem, ya artık daha futbolda 10 numara pozisyonu kalktı ya. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mesela dünyadaki en önemli mevkinin olduğu artık şu an günümüzde kalktı. Yani bir Alex yani kimse Alex istemiyor artık. Yok. Evet. Yani kimse Alex istemiyor artık veya kimse o bölgede işte Hacı istemiyor artık. Yani durağan adam istemiyor. Evet. Sürekli oyunun içerisinde toplu aldı defans, toplu aldı hücum. Yani bu mantık içerisinde futbol artık bu yönde döndü. Yani o dönemdeki futbolla şimdiki futbol arasında çok büyük şeyler, farkındalıklar çıkıyor ortaya. Evet. Bir izleyicimiz de demiş ki Yusuf Hocam geçmişte satılan minibüs hatları kiralık verilseydi şimdi güzel paralar gelirdi. Evet doğru. O zaman doğru geldi geçti. Yani geçmiş evet, olsun daha bu saatten sonra onları olsun. Konuşmanın da bir anlamı daha yok. Daha bulamıyoruz. Bir tane bile aynen. Vermiyorlar. Yani sıkıntılı ama şimdi de şeyler değişti. İşte nasıl diyeyim? Gelirler aslında üst liglerde işte naklen yayın geliridir, şudur, budur, diğer iddia şu falan gelirleri var. Onların yerini onlar aldı. Ama onları da iyi değerlendirmek lazım. Yani özetle artık günümüzde hocam kendi bütçenize göre geliriniz ne kadarsa gideriniz de o kadar olacak. Aynen öyle. Yani abi, boşlanma, üreteceksin. Evet, üreteceksin. Aynen. Üretken öz değilsen kaynaklarından aynen. Getireceksin. Üretken onu satarsan sen borç batağına evet. Gidiyorsun. Evet. Arkadaşlar programımızın artık sonları mesajlar geliyor. Daha son iki mesajı okuyup bitiriyoruz. İyi akşamlar Yusuf Bey. Görünüşe göre transfer tahtası açılmayacak ve Velespor'umuz göz öyle göre... Öyle bir şey demedik ya. Öyle bir şey demedik de öyle bir izlenim mi verdik acaba? Vallahi yine düşecek. Elazığ'ın tek markası ve reklamı olan Elazpor'un bu hale gelmesine nasıl göz yumuyorlar, nasıl rahat uyuyorlar anlamıyoruz. Şehrin ileri gelenleri bir an önce toplanmalı ve göz bebeğimiz Elazpor'u iyi yerlere getirmeleri lazım. Yoksa vebalı büyük olur. Mesajınızı okuduk. İnşallah mesaj... Ama bak şeyde mesela hakikaten şehrimizin marka değeri. Ama inancı olsun o marka değerini koruma babında yani ben onun kadar şey değilim. Ümitsiz değilim. Evet. Bak çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Evet. Çok ciddi çalışmalar yapıyor. Yani başkan, Erasspor Kulüp Başkanı Sayın Serkan Bey dediğim gibi sürekli il dışında bir takım görüşmeler yapıyor. Yani işte, ya bir şeyler evet. Yapmaya gayret gösteriyorlar. Ha bu olur olmaz onu bilemeyiz tabii ki. Yani karşı yani, tarafın ama, fedakarlık göstermesi tabii lazım. Tabii karşı tarafında yani aynen sadece bir bu. Bir kişi göstermese birkaç, bu iş olmuyor. Aynen birkaç kişinin şeyiyle olmuyor. Evet herkesin bir fedakarlık yapması lazım. Ya ortada çok ciddi bir borç. Yükü var yani. Evet. Bir izleyicimiz de Eyüp Hocama selam olsun. Fırat Üniversitesi'ni tebrik ederim. Yolları açık olmasını dilerim. İnşallah üçüncülüğe devam etmeleri dileğiyle iyi yayınlar demiş. Biz de aynı dileklere katılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam son bir dakikamız. Son cümlelerini alalım. Bitirelim programımızı. Valla güzel bir program oldu İnşallah, kanaatindeyim. Evet. Aslında zamanın nasıl geçtiğinin farkında da değiliz. Zevkli bir sohbet oldu. Ben buradan tekrar böyle programı kapatmadan önce bizi izleyen çok güzel sorular geldi. Evet. Hakikaten herkese iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Yani dediğimiz gibi başlara gelsinler. Aynen, kesinlikle. Yani biz burada Elazığ'da birçok maçımızı rakip takımın daha çok fazla seyircisi altında oynadık.
Evet. Bizlere de sahip çıksınlar. Evet. Biz de bu memleketin has evlatlarıyız. Evet. Ve bu memlekete hizmet için buradayız. İnşallah bunu da en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bizlere de sahip çıksınlar. Evet. Sahip çıksınlar derken bunları şey anlamında söylemiyoruz. Gelsinler bizi maçlarımızda desteklesinler. Bizim için en büyük kazanç da bu olur. Tekrardan Kanal 23 ailesine ve sizlere bu imkanı da bize sundukları için teşekkür ediyoruz. Kulübümüz ve yönetim kurulumuz adına. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Renk kattınız. Güzel bir program oldu. İnşallah verimli olmuştur. Ekranları başında bizleri izleyenler de inşallah keyif almışlardır. Evet sevgili izleyenler, bir telefinalin de sonuna geldik. Bugün güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Bu hafta maçlar başlıyor Elazspor deplasmanda. Pazar günü Harputtibek Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü Hacettepe'yi konuk edecek. Ona başarılar diliyoruz. 30 Ocak'ta da Bal Ligi başlıyor. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Önümüzdeki hafta güzel, keyifli bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.